Merhaba kıymetli arkadaşlar. Yine bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Videonun da başlığında gördüğünüz üzere Reader at Work 1 metinlerini çevirmeye başlayacağız. Bu kitap başlangıç düzeyinde olup Reader at Work 2 ve Mortrid serilerinden daha kolay bir kitaptır. İlk metinleri gayet açık ve gramer yapısından da oldukça sadedir. Pek çok arkadaş bu kitabı çevirmem için videoların altına yorumlar yaptı. Hatta mail üzerinden de yazanlar oldu. Bu kitap başlangıç seviyesinde olduğu için sadece YDS çalışanlar için değil, yine YDT'ye girecek olanlar da, yine lise düzeyinde olan kimseler de bu kitabı okuyabilir ve buradaki metinlere çalışabilirler. Bu kitabımızda geçen kelimeler daha basit, gramer yapıları daha kolay ve daha az bağlaç türlerinin olduğunu göreceğiz. Ancak burada bize bu reading yapma alışkanlığı kazandıracak bir kitap olacak. Eğer bu metinleri okuduğunuz halde çevirirken hala zorlanıyorsanız, kanalımızda bulunan İngilizce gramer konuları başlığı adı altında videolarımız var. Burada da cümle çevirerek, kelime çevirerek, kısa cümleler çevirerek aslında burada da hem reading yapmış oluyoruz hem de o konumuzla alakalı olan gramer yapısını öğrenmiş oluyoruz. Yine basitten zora doğru gidiyor. Eğer bir metin çevirirken metnin sabjesini, öznesini bulmakta zorlanıyorsanız ve aynı şekilde uzun cümleler içinde kayboluyorsanız, reading çevirmek yerine önce çevirerek, bu İngilizce gramer konuları başlığı altındaki olan videolarımızı izleyerek aslında bir cümlenin nasıl bölünüp parçalanabileceğini kalıplar halinde gözümüzün önüne getirerek hangisinin subje, obje, verb olduğunu açıkça görerek çevirirsek bu şekilde daha kolay bir reading çalışması yaparız. Yoksa doğrudan reading çevirmek de bizi zorlayacaktır. Tabi bu sizin tamamen kendinizle alakalı bir şey. Çünkü reading metni her yerde var. Her yer metin dolu, her yer haber sitesi dolu. Ancak önemli olan birinin bunu analiz etmesi ve bu şekilde dinleyerek, çalışarak bu kelimeleri, bu cümlelerin nasıl çevrilmesi gerektiğini, hangisinin hangi sırayla önce veya sonra çevrilmesi gerektiğini birinin anlatması gerekiyor. Yani ben kendim de herhangi başka bir dersle, başka bir konu alanda bir şey çalışırken asla tek başıma kitaptan öğrenemiyorum. İlla birinin bana o konuyu anlatması lazım. Bu biraz görsel zekayla da ilgili bir konu. Yine bir kimse bana bir şey anlattığı zaman nerede ne anlattı, sınıfta mıydık, hangi ortamdaydık, hangi kelimeyi, cümleyi kullandı, biz bu konuyu anlatırken dışarıda hangi olaylar oldu, etrafımızda kimler vardı, benim hafızamda, aklımda bunlar canlanıyor. İşte diyorum, bana bu kimse bir konuyu şu binada, şu zamanda, ben şu sırada otururken bana birisi anlatmıştı gibi aklımda kalıyor. Tabii sizin de bu şekilde çalışma yönteminiz varsa o halde birinden reading yaparken karşılıklı oturup çalışmanız gerekiyor. Yoksa tek başınızda evde oturup reading çalışırken elbette takılacağınız, çeviremeyeceğiniz yerler olacak. Bunu da tek başınıza halletmeniz mümkün değil. Şimdi Reader at Work 1 kitabımızın ilk metnini çevirelim ve ilk metninde görmemiz gereken gramer konularına bakalım ve başlangıç düzeyinde İngilizce giriş seviyesinde metinlerimizi çevirmeye ve o şekilde okumaya çalışalım. Altındaki soruları da cevaplayarak metinleri daha iyi kavramaya çalışalım. Mary Sander is American. She is from Michigan. Mary Sander Amerikalıdır. She is from Michigan. O Michiganlıdır. She is a teacher at METU. O ODTÜ'de bir öğretmendir. Fark ettiğiniz üzere burada hep is olan kısımları, yani to be olan kısımları görüyoruz. Bu ne demek? Am is are dediğimiz şey to be'dir. Şöyle daha derinden baktığımızda
IUV'de he she it diye yazdığımız zaman karşımıza çıkan tabloda I am gelir. You, we, they. Bu üçüne are gelir. He, she, it kısmına ise is gelir. Biz to be dediğimiz zaman çevirilerde çeviri olarak ilk bilmemiz gereken şey dir, dir manasını bize verecek. Yani şu am, is, are gördüğümüz yerde dir, dir diye çevireceğiz. Şöyle bir kuralı asla unutmayalım. Bu kuralımız ne olsun? Nerede bir am, is, are vardır? Orası dir, dir, dir diye böyle bir kural söyleyebiliriz. Bu bir isim cümlesi şeklidir. Her class is small, but it is nice. Onun sınıfı küçüktür, but ancak o güzeldir, hoştur. O dediği ne? Bu it kime gidiyor? Tabii ki class. The students aren't all from Turkey. Öğrencilerin hepsi Türkiye'den değildir. Burada aren't dediği are not ifadesi kısaltılmış ve aren't olmuş. Burada olumsuz yapmak istediğimiz zaman ise is not veya are not getirerek burada isn't veya aren't şekliyle yazıyoruz. Peki am ifadesine not nasıl geliyor? Buna da yine aynı şekilde I am not diye geliyor. Şimdi bunu Türkçe'ye çevirirken de değildir diye çevirebiliriz. Robop is from Iran. Robop İran'dandır. Mohan is from India. Mohan Hindistan'dandır. Ya da şöyle diyebiliriz. Robop İranlıdır da diyebiliriz. And Habib is from Egypt. Habib Mısır'dandır. Mrs. Sinder, Bayan Sinder nedir? Is a very good teacher. İyi, çok iyi bir öğretmendir. Sorularımıza bakalım. Videoyu izlerken çok değerli vakitlerinizi almasın diye daha önceden soruları yazdım. Buradan üzerinden konuşalım. Is Mrs. Sander British? Bayan Sander İngiltereli midir? Diye soruyor. Eğer to be başa gelirse o halde bu bize soru yapar. Yani buradaki am is are başa gelirse bu şekilde bu kısma yazılırsa o halde bu bize soru cümleciği yapmış olur. No, she isn't diyeceğiz. Çünkü o nerelidir? She is from Michigan. She is American. O Amerikalıdır. Where is she from? Yani vermiş olduk. Michigan, Amerika, the USA demiş. Yani she is from Michigan. Amerika, the USA diyeceğiz. Burada where is ile sormuş. O halde bizim de bu she'yi başa alıp is'i de hemen yanına yazıp she is Michigan. She is tabii from'da koyacağız. She is from Michigan diye söylememiz gerekiyor. Is she a student? O bir öğrenci midir? No, she isn't. Hayır, o değildir diye çevireceğiz. Isn't'a değildir demiştik. Ne diyeceğiz? She is a teacher. At matter diye söyleyebiliriz. Aslında bu parça birinci parçamız tamamen to be ifadesini öğretmek amacıyla oluşturulmuş ve yazılmış bir parça. To be'den de bizim bilmemiz gereken I, you, we, they, he, she, it, he'ye am, are ve izlerin gelmesi ve bunları başa aldığımızda ise bunların soru yapması. Ve ayrı şekilde de not ifadesiyle de olumsuz bir ifade oluşturmasını bildiğimiz zaman bizim to be ile ilgili
aslında bilmemiz gereken başka bir şey kalmıyor. Bu videomuzda usulümüz bu şekilde olacak ve siz de video ile alakalı görüş ve önerilerinizi videonun alt kısmına yazarsanız video içerisinde başka neler yapabiliriz? Önemli olan sizin buradan faydalanmanız. Yoksa ben bunu okurum, cümle cümle çevirir geçerim. Okurum, altına Türkçesini yazarım, geçerim. Ancak aklıma şu takıldıydı, şundan bahsetmediniz, ben burası nasıl çevrildi diye aklınızda hala anlamadığınız yerler kalacaksa burada boşa çevirip boşa söylemiş olurum. Önemli olan buradaki söylediğimin etkili olması. Bu açıdan da sizden dönüt almak istiyorum. Bu dönütlerinizle de birlikte dersimizi daha etkili bir hale getirmeye çalışalım. Hepinize vaktinizi ayırdığınız için, videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.